Ya Thank you.
Sayyidina
وسلم يا رب على آله وأصحابه وأتباعه أنبارا نقيا، واغفر لنا يا ربنا في هذه الوقتية. Muhterem kardeşlerim, geceniz hayır olsun, kandiliniz mübarek olsun. Bizleri yoktan var eden Hazreti Allah Celle Celaluhu'ya kainatın zerratı adedince, atomları adedince hamdü senalar olsun. Onun en sevgili kulu, Habibi Edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati, rahmeti, bereketi her zaman bizimle olsun. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِ. Hazreti Kur'an öyle buyuruyor. Habibi Muhammed, sen onların içlerinde, yüreklerinde, aralarında olduğun müddetçe Allah onlara asla azap etmeyecektir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim içimizdeyse, daima her bir kandilde yüreğimize kandiller yakıyorsa, yüreğimizin karanlıklarını tövbeyle yıkayıp aydınlatıyorsa, insani değerlerle yeniden buluşuyorsa ve daima ve daima Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in mevlidinde yeniden doğuşları arıyorsa, içimizde yeniden doğuyorsa, tekrar Rabbimizle olan ahdimizi yeniliyorsa, o zaman müjdeler olsun. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizimle beraberdir ve Allah asla bize azap etmeyecektir. Rabbimizin rahmetini, merhametini, muhabbetini onun mevlidi vesilesiyle tekrar diliyor, ondan dileniyor ve Rabbimizden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i anlayabilmek, onun anlattığı gibi İslam ve Müslüman olabilmekte bizi muvaffak kılmasını diliyoruz. Rabbim kabul eylesin. Kıymetli kardeşlerim, o doğuşunu anlatırken şöyle diyordu kendi diliyle: اَنَا دَعْوَةُ اَب۪ي اِبْرَاهِيمِ وَبُشْرَى اَب۪ي اِيْسَى. Ben babam İbrahim aleyhisselamın duasıyım ve kardeşim İsa aleyhisselamın müjdesiyim. Öyle demişti Hak Peygamber Hazreti İbrahim ve Rabbine yalvarıyordu. رَبَّنَا وَبْعَسْ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ. Rabbim, sen onların arasından senin ayetlerini onlara okuyacak, seni tanıtacak, tevhidi öğretecek, edebi öğretecek, hakka hakikati öğretecek, insanlığı öğretecek bir peygamber gönder. Onlara kitabı öğretsin, Kur'an'ı öğretsin, senin kanununu öğretsin, senin istediğin gibi kul olmayı öğretsin ve hikmeti, her işi iyilik prensibiyle görmeyi, merhametle iş görmeyi öğretsin ve yüzekliyim, onları terbiye etsin. Öyle bir peygamber gönder diye İbrahim aleyhisselam dua dua yalvarıyor, Rabbinden istiyordu. Çünkü Hazreti Allah Celle Celaluhu yüceler yücesiydi. Hikmetliler hikmetlisiydi. Hikmeti öğreten de oydu. Ve İsa aleyhisselam kavminden türlü türlü zulümler gördüğü bir anda, Roma'nın askerleri üzerine çöktüğü bir anda, onu öldürmek için türlü türlü planlar kurdukları bir anda, havarilerini, hakiki müminleri, muvahhidleri, tevhid kahramanlarını yanına topluyor, ben gideyim ki Faraklit gelsin. Faraklit Faran dağlarından zuhur edecek. Fırından geliyor. Güneşin kızıl ışınlarının yaktığı kumların diyarından, o dağların diyarından gelsin ve size cennetin yolunu öğretsin diyordu. Hazreti Kur'an bunu anlatırken وَاِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ.
Meryem'in oğlu İsa kavmini karşısına almış ve nasihat ediyordu. Ey beni İsrail! Ben size benden önceki Musa Aleyhisselam'ın getirdiği hak kitabı tasdik edici olarak gönderildim. Ve benden sonra gelecek olan, adı Ahmet olan o büyük peygamberi müjdelemek üzere gönderildim. Ve Kur'an diyor ki o büyük mucizelerle geldiğinde bu apaçık bir sihirdir dediler. Zekidir dediler, dehadır dediler, şunu dediler, bunu dediler, çobanın oğludur dediler, fakirdir dediler, Arap'tır dediler ve inanmadılar. Çünkü İshak oğullarından gelmemişti, İsmail Aleyhisselam'ın sülalesinden ve oğullarından gelmişti. Irkçılık yapmışlardı, yerli yabancı demişlerdi, bizim soyumuzdan değil demişlerdi, üstünlüğü kan bağında görmüşlerdi. Ve şeytanın yoluna sapmışlardı bu şekilde. Ve hak yolundan çıkmışlardı. Hazreti Rahman'ı unutmuşlardı. Ve şöyle diyorlardı. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُضَرِّبُنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفًا Biz o putların taş olduğunu biz de biliyoruz. Onların kendilerine zararının ve faydasının olmadığını biz de biliyoruz. Biz, onlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz diyorlardı. İşte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir ortamda zuhur ediyordu, böyle bir ortamda ortaya çıkıyordu. İnsanlık vahşette ve yırtıcılıkta sırtlanları geçmişti. Adeta birbirinin leşini yiyen sırtlanlar gibi kendi çocuklarını öldürüyorlar. Kızıl kumların arasına kız çocuklarını bırakıyorlar. Ve sonrasında da kabilelere basıyorlar, yağmalıyorlar, böcek öldürür gibi insanları öldürüyorlardı. O bir cahile, bir cahiliyeydi. Cahiliye derken ilmin zıttı olan cahiliyeyi kastetmiyoruz. İmanın zıttı olan küfür manasında, inkar manasında cahiliyeyi kastediyoruz. O bir cahiliyeydi, geldi geçti. Bugünün cahiliyesi de bir şekilde aynı kaynaktan beslenerek, nefisten beslenerek, şeytandan beslenerek devam ediyor. Nasıl ki o günün insanı bir kurtarıcı bekliyordu ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e susamıştı. Göğün karanlıklarını yaran bir nur bekliyorlardı. Bir Mehdi Muntazar bekliyorlardı. Bugünün insanları da ondan farklı mıdır? Yüzümüzü nereye çevirsek, dünyanın neresine çevirsek çevirelim, birbirlerini bir hiç uğruna öldüren insanları görüyoruz. Birbirlerini bir hiç uğruna heder eden insanları görüyoruz. Ve bunun hesabını düşünmeyen insanları görüyoruz. Yeniden dirilişi umursamayan insanları görüyoruz. Yeniden doğuşu hatırına getirmeyen insanları görüyoruz. İşte bu mübarek gecede Peygamber Efendimiz'in doğuşunu hatırlarken, Efendimizin mesajını bir defa daha anlamaya çalışırken bugünün kurtuluşlarını bir kere daha düşünmeliyiz. Bugünün kurtuluşu sünnet-i seniyyenin yüreğimizde bir kere daha doğmasıdır. Bugünün kurtuluşu tövbe suyuyla bir kere daha kalbimizi yıkamaktadır. Bugünün kurtuluşu şu ışıkları camide yaktığımız gibi tövbeyle, zikirle, fikirle kalbimizde iman alevini daha da kuvvetlendirdiğiniz gibi bir kere daha manevi doğuşlar yaşayarak, tövbe ederek bugüne kadar yaptıklarıma yeter, bundan sonra daha farklı bir insan olacağım. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i daima hatırında tutan güzel bir insan olacağım, bir merhamet insanı olacağım diyerek yeniden kendimizi bulmakta geçiyor. Yeniden merhamette dirilmekte geçiyor. Yeniden şiddetten uzak durmakta geçiyor. Yeniden birbirimizi sevmekte geçiyor. Aziz ve kıymetli kardeşlerim, onun doğuşunun Emir-i Şuara Ahmet Şevki şöyle anlatıyordu. Hulidel hude fel kâinâtu diyâhu felüz zemâni tebessunun ve tenâhu. Hidayet güneşi doğdu. Ruhumuzu ısıttı ve aydınlattı. Ve zamanın dudağında tebessümler görüyoruz. Zaman nasıl sevilmesin? Hayvana bile haklarını veren bir peygamber, karıncayı bile haksız yere öldürmeyi yasaklayan bir peygamber, yuvadaki kuşlara dokunmayın diyen bir peygamber, kadına, kıza, insana silah çekmeyene zulmetmeyin diyen bir peygamber,
bir hayvana taşıyabileceğinden daha fazla yükü yüklemeyin diyen bir peygamber. Ve hicrete gözlerimizi çevirelim. Zeynep annemiz, peygamberimizin kızı, hicret ediyor bir devenin sırtında. Babasına kavuşmak istiyor. İmanını, inancını özgürce, hürce yaşayacağı hicret diyarı Medine'nin ufkunda doğmak istiyor. Karşısına çıkıyor bir müşrik. Adı Hebreme. Mızrağını ona doğrultuyor. Deve ürküyor. Hamile kadın 8 aylık devesinden düşüyor. Ve çocuğunu kaybediyor. Ve yıllar sonra Mekke fethedildiğinde 12 kişinin hakkında idam fermanı çekmiş ama herkese affetmiş. Onlardan bir tanesi İkrime bin Ebi Cehil. Ebi Cehil'in oğlu İkrime. Diğeri de Hebreme. Uyanık insan. Peygamberin merhametini biliyor. Kelime-i şehadet getirene asla dokunmayacağını biliyor. Ne işlerse işlesin affedeceğini biliyor. Hazreti Hamza'nın katili vahşi bir tarafa kaçmış. İkrime ta Yemen'e kaçmak üzere gemiye binmek üzere. Gemiye binmek engamında. Ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem rahmet peygamberi beklenilen müjdeci olduğunu gösteriyor. Herkese genel af çıkarıyor. Affettiğini ifade ediyor. Bana da mı ya Resulullah diyenlere, tevbe eden herkese diyor. Kelime-i şehadet getiren herkese diyor. O nevzuhur kendinden çıkmış. Yalancı bir peygamber olsaydı haşa ve kella. Hiçbirisini affetmeyecek, hepsinin kellesini vuracaktı. Ama İkrime'yi de affetti. İkrime'yi de affetti. Torununu öldüren Hebreme'yi de affetti. Amcasını öldüren Vahşi'yi de affetti. Ve Hebreme karşısına geldiğinde, kelime-i şehadet getirdiğinde, bundan sonra hak yoldan ayrılma dedi. Seni de affettim dedi ve hakkındaki idam fermanını kaldırdı. Hebreme o anda dedi ki, vallahi sen gerçekten Allah'ın peygamberisin. Sıradan bir insan olsaydın beni asla affetmezdin. O affıyla, musamahasıyla, edebiyle, iffetiyle daima bize hakkı ve hakikati gösterdi. Doğuşuyla gösterdiği gibi, bizi yeniden doğuşa, Kur'an'a davet ettiği gibi, güzel sesleriyle güzide hafızlarımız gecemizi zinetlendirmek, süslendirmek adına güzeller güzeli Kur'an'dan inciler serptiler gözümüzün önüne. Keşke biz anlasaydık onu, hepimiz Kur'an ne diyor sorusunun cevabını bulsaydık. Keşke Kur'an kurslarında öğrenseydik, biz de güzel güzel Kur'an'ı ruhumuza doğursaydık. Taptaze akan bir şelale gibi Kur'an'ın ırmağı ruhumuza aksaydı, nasıl olurduk acaba? Ruh dünyamız nasıl olurdu acaba? Bu soruyu kendime ve sizlere sormak istiyorum. Aziz ve değerli kardeşlerim, vakit geldi. Sözü uzattım, hakkınızı helal edin, kusuruma bakmayın. Ama şunu da önce kendime, sonra sizlere sorarak sözlerime son vereceğim. Günlerden bir gün kapımızın zili çalsaydı ve kapımızın zili çalındığında çocuğumuz gidip o kapıyı açsaydı, anne baba yüzü ay gibi bir insan kapıda bekliyor deseydi, acaba kimdir o? Bu devirde, ahir zamanda yüzü ay gibi olan bir insan kaldı mı ki kapıyı açtığımızda Peygamber Efendimiz'i karşımızda görseydik, onun ben geldim sesini duysaydık, inci gibi gözlerine baksaydık, acaba onu evimize davet edebilir miydik? Yoksa izlediğimiz dizilerin utancı içerisinde başımızı yere mi eğerdik? Evimizde yaptığımız, ailemize yaptığımız zulümler içerisinde, utanç içerisinde mi kalırdık? Yoksa buyur ya Resulallah, buyur, başın gözün üstüne geldin mi derdik diyebilir miydik? Bir gün evimize Resulullah Efendimiz misafir olsaydı, hanımımıza söylediğimiz çirkin sözlerin utancıyla kalbimizi gören o gözlerine nasıl bakardık? Veya beyimize söylediğimiz o çirkin sözlerle onun kalbimizi gören gözlerine nasıl bakardık? Acaba aklımız al, gönlümüz var, hoş geldin ya Resulallah diyebilir miydik? Sana hakkıyla ümmet olduk diyebilir miydik? Yoksa şu gün kafayı çektik, bugün falanı öldürdük, şurada hırsızlık ettik, burada arsızlık ettik, kusura bakma mı derdik? Utanç içerisinde mi kalırdık? Kıymetli kardeşlerim, herkes vicdanında bu soruların cevaplarını verecek ve vermelidirler. Ben inanıyorum ki şu mübarek saatte, mübarek gecede işini gücünü bırakarak türlü türlü fedakarlıklarla buraya bizi dinlemeye gelenler, Kur'an'ın sesini
kimileri kamyonlar dolusu, yükler dolusu günah onun huzuruna varacak. Kimileri de Allah'a gönlü pak bir şekilde onun huzuruna varacak. Ve beraber Allah'ın huzuruna çıkılacak. Rabbim alnımız ak, gönlümüz pak, Efendimizin huzuruna çıkmayı, Allah Teala Hazretleri'nin huzuruna çıkmayı bizlere nasip eylesin. Rabbimiz borçlara eda nasip eylesin. Dertlere deva nasip eylesin. Hastalara şifa nasip eylesin. Hepimize ve bütün ümmet Muhammed'e ve bütün insanlığa hidayet nasip eylesin. Kur'an'ın ırmaklarını gönlümüze akıtabilmeyi biz aciz kullarına Rabbim nasip eylesin. Geceniz mübarek olsun. Allah mutluluğunuzu altın etsin. Dualarınızı kabul etsin. Rabbim sizden, bizden, bütün ümmet Muhammed'den razı olsun ve bizi de razı etsin. Allah rızası için El Fatiha.